Mutfağım Şahane, İznik'ten devam ediyoruz. İznik Gölü'nün kenarında Gülsüm Hanım'ın bağ evinin bahçesinde harika yemekler yapıyoruz. Gülsüm Hanım, ne yapıyoruz şimdi? Bugün ne yapıyoruz? Bugün hanım göbeği tatlısı yapıyoruz. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz neler? İlk önce şerbetimizle başlıyorum. Şerbetimizi akşamdan yapıp soğutmamız gerekiyor. 3,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyla akşamdan şerbetimizi hazırlıyoruz. Yarım saat kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Süper. Bizim şerbetimiz soğuk. Aynen. Şimdi hamurumuz için malzemelerde 2 su bardağı suyumuz var, 4 yumurtamız, 1 çorba kaşığı tereyağımız, 1 çorba kaşığı nişastamız, 1 çorba kaşığı irmiğimiz, 1 fiske tuzumuz ve 1 çorba kaşığı şekerimiz var. Harikasınız. Şimdi ilk önce hamurumuzu biz pişireceğiz. Ön pişirme yapacağız. Allah Allah. Hocam, bakın hamuru yoğurmuyoruz. Aynen. Şimdi önce hangi malzemeden başlayalım? Şimdi hangi malzemeden başlıyoruz? Şimdi 2 su bardağı suyumuzu tenceremize alalım. Harika. İçine tereyağımızı atalım. Tereyağımızı koyduk. Bir çorba kaşığı şekerimizi atalım. Buyurun. Şekerimiz burada. Toz şekeri ilave ediyoruz. Aynen. Sanki böyle kaçamak hamuru hazırlıyor gibi. Gibi. Tuzumuzu da rica edeceğim. Tamam. Şimdi onu da biraz sonra kaynasın. Şimdi bu malzemeleri kaynamaya bırakıyoruz. Tamam. Tereyağımız erisin, suyumuz kaynasın. Suyumuz kaynasın. Suyumuz kaynadı, tereyağımız eridi Gülsüm ablacığım. Şimdi bir fiske de tuzumuzu atıyoruz tatlının lezzetini ortaya çıkarsın diye. Tamam. Onu da attık. Şimdi unumuzu senden yardım alabilir Tabii miyim Özlemciğim? Tabii ki ben tutuyorum. Tamam. Hatta döküyorum yavaş, da. Yavaş yavaş aynen yavaş yavaş hamurumuzu. Hamur yapıyoruz. Tatlımızın hamurunu yoğurarak değil de tencerede ısıtarak yapıyoruz. Bu da çok ilginç bir şekil. Hamurumuzu pişiriyoruz bir nevi. Evet. Ben pişirme yapıyoruz. Kabartma tozu yok. Tavada kızarttığımızda kabarmasının sebebi yumurtalar olacak. Evet. Bu tatlı dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tatlı oluyor. Şimdilik pişmesi yeterli. Ocağımızın altını kapatıyorum. Hamurumuzu biraz soğumaya alıyorum. Tamamdır. Bakın ocağımızdan hamurumuzu tabağımıza alıyoruz. Yumurtalarımız pişmesin diye hamurumuzu bir müddet soğutacağız. Tamam. Çok güzel bir hamur elde ettik. Şöyle bakın, şöyle yumuşacık. Yumuşacık bir hamurumuz var. Şimdi bir müddet bunu soğumaya bırakalım. Tamam. Hamurumuzu soğuttuk. Hamurumuzu soğuttuk. Şimdi yumurtalarımızı teker teker yedire yedire kırıyoruz. Hamurumuzu kıracağız. Süper. 4 tane yumurtamız var. Aynen. 4 yumurtamızı yavaş yavaş teker teker bir kere de kırmayın. Çünkü kıvam aldırırken zorlanırsınız. Şöyle hamurumuza. Bir tane yumurtamızı hamurumuza kırdık. Yoğuruyoruz bakın. Aynen. Hamurumuzu. Ama hepsini bir anda kırmayalım. Hepsini bir anda kırarsak çok sıkıntıya düşeriz. Yani hamur toparlanmaz kolay kolay. Yumurtalarımızı yedirdik. Daha da toparlanacak. Nişastayla irmik de girince daha da bir toparlanacak. Tamam. Ne kadar nişastamızın miktarı? Bir çorba kaşığı nişastamız var. Döküyorum hepsini. Hemen. Evet. Nişastamızı döktük. Aynen. Bir de irmiğimizi de alalım. Bir çorba kaşığı da irmiğimiz var. Bir çorba kaşığı irmiğimizi de ilave ediyorum. Aynen. Şimdi hamur daha da bir kıvam alacak. Oh. Bütün malzemelerimizi şu an yediriyoruz. Hamurumuz gayet güzel. Bakın. Hamurumuzu daha iyi toparlamak için yani yumuşak bir hamur olduğu için ele yapışmaması için küçük bir böyle yağ batırıp sıvı yağına. Toparlamak daha kolay oluyor. Toparlamak daha kolay oluyor evet. Bakın daha ele yapışmayan rahat olan bir hamur oldu. Harika oldu gerçekten. Aynen. Şimdi dinlendirecek miyiz hamurumuzu? Hayır hiç gerek yok dinlendirmeye. Hemen şekillendiriyoruz. Yoğururken bir taraftan da dinleniyor zaten. Tamam. Çok da dinlendirmeyelim. Şimdi şurada bir şey yapacağız. Hamurumuzu soğuk yağa bırakacağız. Tamam. Yavaş yavaş kızartacağız. Yağımızı dökelim Özlemciğim. Tamam. Gülsüm ablacığım hemen döküyorum. Evet. Yağımızı döktük bir miktar sıvı yağ. Aynen. Hemen altını yakmıyoruz. Tamam. Şimdi şeklimizi verip hanım göbeklerimizi şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şöyle elimizle yuvarlayıp şöyle bir göbek yapıyoruz. Şöyle. Süper. Şöyle hamurlar yapıp yağımızın içine bırakıyoruz. İçine bırakıyoruz. Yuvarladıktan sonra top şekilde getirip ortasına parmakla bir çukur açıyoruz. Çukur açıp soğuk yağ bırakıyoruz. Evet. Niye soğuk yağ bırakıyoruz? Niye? Hamurumuz yumurtaları birden pişmesin. Pişmesin. İçi çiğ çok kalmasın. Çiğ kalmasın diye. Hem yavaş yavaş yapacağız ki dışı çıtır olacak. İçi Süper. Pamuk gibi yumuşacık olacak. Şöyle minik bakın. Bir top alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Ve ortasına çukur açıyoruz.
Bütün hamurlarımızı şekillendirdik, yağımıza koyduk. Şimdi ocağımızı yakıyoruz ve kızartmaya başlıyoruz. Evet. Bu arada gerçekten çok güzel kızarıyorlar. Bakar mısınız? Evet, başladı. Yağımız ısınmaya başladı. Görüyorsunuz renkleri de değişmeye başladı. Çok güzel gerçekten kızarıyorlar. Hamurlarımız rengini değiştirdi. Bir 5-10 dakika kadar bekleyeceğiz. Hamurlarımızın hepsi kızaracak. Sonra şerbetleyip yiyeceğiz. Aynen öyle. Harika. O zaman tatlılarımız kızarsın bakalım. Yalnız çok güzel kızardılar hamurlarımı. Aynen, aynen çok güzel kızardılar. Sadece hepsini bir tavaya sığdırmaya çalıştık. Evet. Çok güzel kızardılar hamurlarımız. Bakın evet. Nasıl büyüdüler, genişlediler, aynen. Kocaman şöyle oldular. Şöyle göstereyim. Çok, hatta göbekleri de kayboldu. Evet. Şöyle kızaranları alıp soğuk şerbete bırakıyoruz. Ben bırakıyorum. Onları da çok bekletmeyeceğiz. Hemen şerbetten alacağız, karıştıracağız, servis tabağımıza alacağız. Çok güzel gerçekten. Çok da kolay. Şöyle, çok kolay. Kızaranları çıkartıyoruz. Aynen. Bir taraftan çıkartıyoruz, bir taraftan da kızartmaya devam ediyoruz. Kızartmaya devam ediyoruz. Çok hızlı bir işlem yapılması gerekiyor burada. Şöyle çeviriyorum ben bu arada. Aynen. Özlemci, senden destek istiyorum. Hemen karıştırıp servis tabağına aktaralım. Tamam. Hemen karıştırdım. Ve bakın kızaran bu güzel nar gibi hamurlarımızı şerbetleyip servis tabağımıza alıyorum. Müthiş bir tatlı oldu. Bakar mısınız? İnanın yemesi çok keyifli. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Oh, harika. Çok keyifli. Mükemmel görünüyor. Daha bir sürü kızaran tatlımız var. Ben dayanamayacağım, tadına bakacağım. Kesinlikle bakmalısın Özlemciğim. Yalnız dikkat et, sıcak olabilir. Evet, çok sıcak olabilir. Bakın biz bunu böyle sade ikram ediyoruz ama siz isterseniz kaymakla, dondurmayla. Aynen, ben de onu söyleyecektim. Normal ben üzerine ceviz koymuyorum ama dedim ki dondurmayla, kaymakla, cevizle. O sizin tamamen damak tadınıza kalmış bir şey. Mükemmel oldu. İlk başta çıkardığımızın tadına bakıyorum yanmayayım diye. Tamam. Gülsüm ablacığım mükemmel olmuş. Beğenmene çok sevindim. Var ya ben herhalde serttir diye düşündüm. Yok zaten. Pamuk gibi. İçi pamuk gibi. Bu tatlının da özelliği o. Zaten o yüzden yavaş yağda, baştan soğuk yağda kızarttık. Dışı çıtır olsun ama içi yumuşacık olsun diye. İçi hamur kalmasın. Amaç burada o. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Deneyenlere afiyet olsun, şifa olsun diyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz bu tatlıyı yiyeceğiz. Mükemmel oldu gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.